Hepimiz biliyoruz ki Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor. Ve ne yazık ki TÜİK insanları kandırıyor. İnşallah Allah'ın izni, milletin isteğiyle bu iktidarı değiştirdiğimizde bağımsız yargının önüne ilk göndereceğimiz kişiler TÜİK yetkilileri olacak. Onları bağımsız yargının önüne göndereceğiz. Halkı yanılttıkları için, halka yalan söyledikleri için, yatırımcıyı yanılttıkları için, Türkiye'de insanları yanılttıkları için, işsizlik söylenenin çok çok üzerinde, resmi rakamların çok çok üzerinde, yoksulluk derin bir yoksulluk olmuş artık. Böyle bir ortamda yerliyim, milliyim demek de bu işler olmaz. Boş lafla bu iş olmaz. Yerli olan, milli olan, yerli ve milli Türk lirasının değerini korur. Belediye seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? Ekonominin sorumlusu benim demişti. Şimdi palavraya gerek yok. Öyle dış güçler, şunlar bunlar, bunu bırakacaksın. Belediye seçimleri öncesinde sorumlu benim demişti. O zaman sorumlu o. Yerli ve milli olmak Türk lirasını değerlendirmekle olur. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşlı ve yorgun Erdoğan seçilirse dolar 8-10 lira olur demiştim. İşte dolar 8 lira, euro 9 lira, sterlin 10 lira oldu. Herkesin gözünün önünde oluyor bunlar. Ama unutmamamız gereken şey de şudur. Asla unutmamalıyız. Kurtuluş Savaşı yıllarında bile Atatürk Maarif Kongresi'ni toplamıştır. Bu ortamda çocuklarımız önemlidir. Avrupa'nın en yavaş, en pahalı interneti bizde. Hemen derhal bütün öğrencilere sınırsız ve ücretsiz internet hizmeti sağlanmalıdır. Bu çocukları kaybedemeyiz. Kaybedecek nesillerimiz bizim olamaz. Fakir fukara çocukları yararlanamıyorlar. Eğitimden yararlanamıyorlar. Hemen yapılması gereken bunu bir kampanyaya dönüştürmek, Avrupa'nın en yavaş ve en pahalı internetini bedava olarak bütün öğrencilerimize vermektir. Gezilerimiz sürecek. 81 vilayeti, bütün büyük şehirleri, bütün büyük ilçeleri tek tek gezeceğiz. Evet, Ermenistan'ı bugün kim destekliyorsa Doğu Akdeniz'de karşımızda olanlar onlardır. Ermenistan'ın saldırdığı bölgenin önemi vardır. Oradan enerji hatları geçmektedir ve demir yolu geçmektedir. Yani Azerbaycan'la Türkiye'nin enerji ve ulaşım bağlantısını kesmek istiyorlar. Ama Türkiye güçlü bir devlettir. Buna inanıyoruz. Doğu Akdeniz'de de, Azerbaycan'da da, Suriye'de de Türkiye gereğini yapacaktır. Biz devletimizin tabii ki arkasındayız. Azerbaycan'ın yanındayız. Çıkarlarımıza zaval gelmemesi için bildik bugün için dayanışma günü olması gerektiğini söylüyoruz. Bunları düşünüyoruz. Ve Azerbaycan halkına, iki devlet, tek millet dediğimiz Azerbaycan halkına saygılarımızı gönderiyoruz buradan. Hürmetlerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ederim.